Silikon Vadisi'nden herkese merhabalar. Ben sunucunuz İnçer Karaca. Yine her gün olduğu gibi bugün de Silikon Vadisi'nden bildiriyoruz sizlere. Yanımda Ufuk Erker var, Silikon Vadisi TV genel yönetmeni ve elimizde bir telefonumuz var. Evet Ufuk, elimizde bugün bir cep telefonu var, bir akıllı telefon. Hemen evet. Modelinden, isminden başlayarak senin testini anlatalım. Casper V10. Türkiye'de iyi bir iddiayla çıktılar. Casper V10. Evet, Casper V10 modeli. 5.1 mm incelikle Türkiye'nin en ince telefonu. Gerçekten çok ince yalnız. Evet. Evet, çok da hafif. Yani hafif altın, bir altınımsı bir renk var yanında. Evet. Yani güzel bir kasası var gerçekten. Yani Casper'ı takdir etmek gerekir bu şeyde. Donanım evet, olarak hiç fena değil. Ha, fiyatı zaten en sonunda geleceğiz. Fiyatına baktığımızda fiyat performans olarak fena değil. İyi yani. Hani bu inceliğe göre iyi. Peki ben ilk önce şeyden başlamak istiyorum. Tabii. İnce 5.1 mm galiba 100 gram. 98.8 ama bonkör davranıyorlar. 99 gram diyorlar yani. 0.2'yi de... Senin ölçümünde 98 gram. Bana göre 98.8 yani. Ama... Neyse bu 1 gram. Bir şey olmaz. 99 gram, 100 gramdan daha hafif. 4G'yi destekliyor ya da 4.5G'yi destekliyor zaten diyebiliriz. Zaten çıkış noktası o. Yani 4.5G falan ülkemizde şey olduğu zaman hani biz de yaptık falan gibi bir çıkış var ortada. Peki şeyi, camı Gorilla Glass galiba. Gorilla Glass 3 var. 3 var. 4.8 inç. 720p. 4.8 inç. 4.8 inç aynen öyle. Tegelle falan kullanılıyor, ince ya. Hani uzanabiliyoruz. Evet evet. 720p yani HD. 306 ppi inç başına düşen piksel sayısı var. Adreno 306 kullanılmış. Grafik işlemci olarak. Grafik işlemci olarak. İşlemci olarak da Snapdragon 410. 1.2 4 çekirdek işlemcisi var. 306 ile iyi geçinen bir işlemci. Yani 410 kullandığınızda 306 ile Atron 306 ile çok iyi geçinen bir işlemci olmuş. Yani iyi bir uyum var. Orada. Anladım. Yani senin hoşuna gitti totaline baktığın zaman. Onu diyebilir miyiz? Ya ince hani kullanım olarak mesela cebine koyduğunda hissetmiyorsan evet, ki hissetmiyorsun. Evet. Bence ideal. Peki hafızası ne kadar ve arttırılabiliyor mu? Arttırılabilir, hafızası yok. Dahili hafızası 16 GB. Zaten Cloud sizden daha önce bahsetmiştik hani cloud'ları falan. Hani o şeyi kapatıyor aslında biraz da. Cloud teknolojisiyle birazcık daha yükseltmen mümkün diyorsun. Kesinlikle. Android 5.02 işletim sistemi geliyor. Onun da üzerinde zaten hani eskisi gibi Lollipop'ta olduğu gibi 4 GB, 5 GB, 6 GB'ını yemiyor. Yani şeyde biraz daha iyi davranmışlar. Yani bu Lollipop sürümünde 5'te falan iyi davranmışlar yani. Fazla 3.7 GB'ını alıyor. Sadece geri kalan sizin müzik. Bir 10 GB falan kullanabiliyorsun anladığım kadarıyla. Onun dışında diyorsun eğer daha fazla yedek reklamı yapmak istiyorsan onu cloud hesabıyla işte bir sürü şey var yani Google Drive'ından tuttu aynen, değil mi? OneDrive var, OneDrive, SkyDrive var ya da alternatif çok. Alternatif çok dediğin gibi Dropbox bile kullanabilirsin. Kamera peki, iyi. Kamerasını sanıyorum ki tam oraya gelecekti. Tam onu soracaktım. Ön kamera 5 megapiksel, 87 derece görüş açısı var. Yani aslında biraz da bunun reklamını yaptı Casper. Daha önce 84 ile sınırlandırılmış. 87 olarak daha geniş çekiyor yani selfie telefonu. Herkesi görüyor gibi bir reklam var. Arka kamerası 8 megapiksel. Her iki kamerada tabii lens farklılık gösterecektir mutlaka ama 1080p video çekiyor. 1080p. 1080p video ön çekiyor. Ön tarafta 1080p. Ön tarafta ama lensle sınırlandırmış. Yani arkada çektiğinizle önde çektiğiniz aynı değil. Sadece piksel sayısı 1080 yani. Bir şey kaldı. Bir fiyattan şey önce. Fiyattan önce nedir? Bataryası. O güzel. Evet, bataryasından da bilgi hani var. Böyle bir telefonda 2000 mAh batarya var. Bu incelikte 2000 mAh gayet iyi bu arada. Aynen öyle. Yani herhalde kartı böyle bölmüşler. Bir taraf kart, bir taraf batarya. Çünkü hani iPhone'un mesela yerleşimine baktığımızda gerçekten ince. Düşünsene iPhone 5S'lerde bile 1860 mAh var. Onu da sığdırabilene kadar yani zaten ince. Şimdi bak şunların farkına bakacak olursak. Yani. Arada bayağı bir kalınlık farkı var ve ağırlık farkı da var. Hani arka taraftan bakınca sanki ekran koymamışlar da inceltmişler. Komple batarya diyorsunuz ama güzel de bir dokunmatik ekranı var yani. Evet.
Peki hemen fiyatın önce şeyi de rica edeceğim senden. Tabii. Aksesuar olarak ne geliyor? Aksesuar olarak kutusunun içerisinde kendinden böyle kutunun içerisinde çıkan bir kılıfı var, kapağı var. Mantıklı. Esnek, yani kırılma, böyle direkt takabiliyorsunuz. Standart bir şarj aleti çıkıyor içerisinden, 1 amperlik. Alışık olduğumuz bir şarj aleti. Açmaya gerek yok, çok enteresan bir... İnce ve asla kırılmadığını veya işte zedelenmediğini iddia ediyorlar. Yani Casper'ın kendi sitesinde böyle bir beyanı var. Bu şey için değil mi? USB için söylüyorsun. USB için hem bilgisayardan veri aktarımı yapıyor hem de şarj koymak için. Şarj etmek için. Evet, en çok şuraları gidiyor çünkü. O buraları bir aynen öyle. Daha sağlam yapmışlar diyelim. Bir de kulaklık kulak içi kulaklığı var. O da şık bir kulaklık. O da aynı. Şarj cihazı kablosu gibi yine yastı. Peki, hemen fiyatına gelelim Ufukcuğum. Ne diyorsun fiyatı konusunda? Fiyatı, çıkış fiyatı Casper'ın da duyurduğu üzere 999 lira. Ama şu an için bir indirime giden siteler var. Yani var. Bulmak mümkün. Ama yani bu incelikte, bu hafiflikte bence Casper güzel bir telefon yapmış. Yerli olmasından da kaynaklanıyor tabii. Hani vergi mergi falan şey. Ya yerli telefon diye bir şey yok zaten. Sen de biliyorsun. Evet. Yerli markalar var. Yerli telefon demek başka bir şey bence. Ama yani yerli markalar içerisinde bence iyi bir telefon yapılmış benim gözümde. Ki biliyorsun hani beğenmediğim şey genelde beğenmiyor derim. Evet. Ama ben bu telefonu beğendim. Yani dediğim gibi orta seviyeye, orta segmente hitap etmişler. 1000 liranın altında olması. Bu ince, tabii benim bildiğim kadarıyla Via serisinin daha üst modelleri de var. Daha performansları da var ama bu tam böyle 1000 liranın altında orta segmente çok güzel bir telefon yaratmışlar. Benim görüşüm geçer not olur yani bu gayet iyi bir telefon. Zaten olmuş. Çıkış noktası inceliği oldu. Hani incelik olarak baktığımızda zaten bataryası öyle bakmak tamam lazım. Zaten. Yani zaten öyle bakmak lazım. Peki verdiğim bilgiler için çok teşekkürler. Rica arkadaşlar de. Bu ürün hakkında daha fazla bilgiyi www.silikonvadisi.tv internet adresimizde bulabilirsiniz. Veya sorularınız olursa bize her zaman alttaki Twitter adresinden ulaşabilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar. Yarın görüşün diye herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.